Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün tasarım ve modadan bahsedeceğiz. Biraz kadınlarımızdan bahsedeceğiz. Harika. Konuğumuz tasarımcı Binnur Savaşçı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben 9 Eylül Güzel Sanatlar mezunuyum. Tekstil ve moda tasarımı mezunuyum. Şu anda da yüksek lisansım devam ediyor. Çok güzel. Böyle. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını Sağ olun, diliyoruz. teşekkürler. İşiniz hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Aslında 22 senedir bu sektörün içindeyim. Çeşitli branşlarda görev aldım. İşte döşemelik kumaş, perdelik kumaş vesaire gibi. Bir 9-10 senedir havlu sektöründeyim. Denizli'de Ne malum güzel, meşhur. meşhur Evet. Türk havlularımız. Ama bu sene kendime ait bir marka tasarlamak istedim. Çünkü 2 dönem Denizli Ticaret Odası'nda bir tasarım eğitimi verdim. Ve modayı daha çok sevdiğimi fark ettim. Bu sayede hem yüksek lisansıma tekrar başladım. Aynı zamanda da moda üzerinde ilerlemeye karar verdim. Harika. Müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yöndedir? Şöyle söyleyeyim. Müşteri odaklı oluşan bir marka değil aslında. Biraz deneyimlerden yola çıkarak sektördeki eksik noktalardaki açığı kapatmak amaçlı oluşturduğum bir marka aslında. Çünkü özü tamamen kadın ve kadın emeğine dayalı. Ne güzel. Yaratıcılığın tasarımla birleştiği ve ergonomik kullanımların olabileceği bir marka oluşturabilmekti. Tüketime çok açık insanlarımız, hepimiz öyleyiz. Evet. Ama bu tüketimi minimuma indirebilmek için ya da bunların kullanım alanlarını genişletebilmek için hem gelenekselliğimizi modern çağın içinde kullanabilmek hem de tasarımı çağı takip edebilme amaçlı ben bu yola çıktım. Tasarımlarımı müşteri odaklı değil, müşteri istekli gerçekleştirdim açıkçası. İşinizin zor yanları ve keyifli yanları nelerdir? İşimizin zor yanları üretim. Malum birçok sektörün yaşadığı gibi. Üretim tabii ki çok zor. Ama zevkli kısmı sizin hayal ettiğiniz herhangi bir şeyi ortaya çıkarabilmek için o verdiğiniz çaba ve sıkıntının sonucunda oluşturduğunuz bir ürünü bir başkasının kullanabildiğini, beğenebildiğini görmek çok büyük keyif verici bir şey. Tabii bunun çizim aşaması da çok zevkli. Kesinlikle O bir şey yüzden zaten bu okulu yaratıyorsunuz. seçtik. Tabii. Tabii Emek ki veriyorsunuz. kesinlikle hem hayal etmek, hayalinizi tasarlamak, ona bir yaratıcılık eklemek, bunu aldığımız eğitimle, bilgiyle deneyimi birleştirip ortaya koymak ve insanların beğendiğini görmek çok keyif verici bir Şahane süreç. bir O duygu. bütün zorlukları unutuyorsunuz. O Kesinlikle. üretim Evet. kavgalarını hepsini Evet. unutuyorsunuz. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim, sanırım hayal etmek. Değil mi? O imajinasyon, değil mi? Çok önemli. Hayal edip bir hayalde bir şey oluşturmak. O hayal ettiğiniz kısmın uygulanabilirliğini ölçebilmek, Evet. bu bir deneyim. Tabii. Onu uygulanabilir hale getirmek başka bir deneyim. Tabii. Yaratıcılık ve uygulama. Kesinlikle İkisi. ayrı düşünülemez bir Evet. parça zaten. Bu benim bence en güçlü yönlerimden biri. Şahane. Zaten tasarımcı olmak bunu gerektiriyor. Kesinlikle. Değil mi? Harika. Sizce başarı nedir? Başarı aslında sizin hayal edip bütün birikiminizle bütünleştirdiğiniz bir şeyin beğeni alabilmesi ve onun kullanılabilir halde olduğunu görebilmek bence en büyük başarılardan biri. Yaptığınız emeğin boşa çıkmadığını Tabii, görmek büyük en büyük mutluluk. başarı. Evet. Sizi en çok ne motive eder? Biraz hırslıyım sanırım bu konuda. Güzel. Yani olabilecek bir şeyin olamadığını ortaya koydukları zaman bu beni Maalesef. çok hırslandırıyor. Zaten bu markamda da en çok
kadınlar beni motive etti. Pandemi döneminde kötü bir dönem geçirdik. Maalesef. Hiç eline bıçak almamış, mutfağa hiç girmemiş kadınlar reçel yapmaya başladılar. Örgüler örmeye başladılar. Ne güzel bir şeyler üretmek değil mi? Evet. Bu mesela beni çok ateşledi. Çünkü toplumumuzda geriye atılan belli bir kesim kadın var. Maalesef. Aslında kadın kendi gücünün farkında değil. Evet, potansiyelini keşfetmesi kesinlikle lazım. Kesinlikle bir kendini oturup dinleyip niye yapıp yapamadığını aslında bir kadın düşünmeli. Evet. Aslında çok yetenekli kadınlarımız, çok becerikliler. Bu markanın bir bölümünde aslında bu ön plana çıkacak bir durum var. Gelenekselliğimiz, annelerimizin, anneannelerimizin, komşularımızın bu ördükleri danteller, iğne oyaları vesaire birçok ürün var. Geçmişe baktığınızda bizler de zamanında bunları çok gereksiz görüyorduk, süsleme gibi görüyorduk. Ama şu an bakıyorum ki modern kadınımızın kullandığı her tür aksesuar ve giyimde bunlar zaten mevcut. Ve ben bunları nasıl ortaya koyabilirimi, kadınlarımızı nasıl bu markaya dahil edebilirimin çabasına düştüm sanırım biraz. Bu beni çok ateşledi. Çok güzel. Umarım da güzel şeyler olacak. Kesinlikle. İşinizle ilgili olarak hedeflediğiniz konum nedir acaba? İşimle ilgili hedeflediğim konum, bir kere ben bir marka için yola çıktım. Bu markanın bir adı, bir hikayesi var. Bununla ilgili bir Türk tasarımcı olarak ben birçok insana bunu gösterebilmek istiyorum. Hem kadının gücünü, hem bir Türk markasının nasıl ilerilere gelebildiğini, nasıl yaratıcılıklarının ortaya konulabildiğini gösterebilmek istiyorum aslında. Çok umarım güzel kadınlarla da, bir arada olarak evet, bunu başaracağız. Kesinlikle burada çok güzel rol model oldunuz. İzleyicilerimize de ilham verdiniz. Çok tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun siz de bana bu fırsatı verdiğiniz için. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz tasarımcı Binnur Savaşçı'ydı. Katılımınız, bu güzel paylaşımlarınız için tekrar teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.